Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün yeni almış olduğum Carger K2 basınçlı yıkama makinesini elimden geldiği kadar tanıtmaya çalışacağım. Makineyi yeni aldım. Kutusundan çıkardım. İşte kutudan ilk önce çıkarmadan önce şunları sizinle paylaşayım. Kutunun içinden çıkan bunlar işte tabanca. Bazı arkadaşlarda iki tane uç var. Benimkinden tek uç çıktı. Daha sonra almış olduğum siteye girdiğinde zaten tek uç yazıyor. Önceden muhtemelen iki uç satıyorlardı. Fırçası yine içerisinden çıktı. Ve deterjanı, yani köpük deterjanı. Yine aynı şekilde bazı daha önceden almış olan arkadaşlar da haznede ayrı bir haznesi vardı. O şekilde almıştı. Fakat şimdi bunu köpük kutusunu diyeyim yani direkt ucuna bağlayıp o şekilde kullanıyoruz. Ben henüz makineyi daha denemedim. İnşallah ilerleyen zamanlara doğru denerim. Bunu almamın sebebi işte küçük bir garajım var. Garajımda işte motorum, bisikletlerim var. Genelde onları yıkamak için bu makineyi aldım. Küçük bir makine. Ama basıncı tatmin edici. Şöyle ki sadece işte garajımın içini yıkadım ve bir sefer bisikletimi yıkadım. Turdan geldikten sonra biraz kirlenmişti. İlerleyen zamanlara doğru sizinle motorumu yıkarken de videoları çekip paylaşacağım. Aynı zamanda Megaverse'in motor yıkama şampuanını da aldım. Onu da ilerleyen zamanlara doğru kullanmayı planlıyorum. Aynı zamanda bununla ilgili sizinle paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Aklıma şimdi geldi. Şimdi bazı kullarında şuradan arkadan bir uç çıkıyor. Fakat benim almış olduğum makinede o da yok. Muhtemelen onu da iptal etmişler herhalde. Bilmiyorum. Şu anda ona bakıyorum, onu da görmüyorum. Ama dediğim gibi biz motorlar için güzel bir makine. Belki hani araçlarda daha büyük araçlarda kullanımı biraz daha problem olabilir. Çünkü orta çok fazla uzun değil. Ancak elinizi alıp uzun bir süper ortamı varsa aldıktan sonra o şekilde etrafından gezdirerek daha sonra yıkayabilirsiniz. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Sizinle paylaşacaklarım bunlar. Dediğim gibi ilerleyen zamanlara doğru ilk yıkamamda tekrar video çekip sizinle paylaşmak istiyorum. Onunla ilgili daha sonra görüşlerimi size sunmak istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.